Plus de 20 000 personnes sont désormais hospitalisées et plus de 70% des lits de règne. Lideres... Omicron variantı nedeniyle Avrupa ülkelerindeki Covid-19 vaka sayılarındaki artış sürüyor. İngiltere ve Fransa'da salı günü yeni vaka sayıları 200 bini e geçerek yeni bir rekor kırıldı. Fransa'da salı günü 271.686 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti. <laughs> Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aşısızlar için sosyal hayatı kısıtlayacak önlemler alınacağını duyurdu. Mardi, le, de la république... le Parisien gazetesinde verdiği demeçte aşısızları rahatsız etmek ya da sinir etmekten söz eden Macron, aşısızları hapse atmayacağım. Onlara şunu söylemeliyiz. 15 Ocak'tan itibaren restoranlara kahve ve içmeye, tiyatroya sinemaya gidemeyeceksiniz dedi. de celui que le président avait adressé aux Français. İngiltere'de de günlük vaka sayıları ilk kez 200 binin üzerinde çıkarak yeni rekor kırdı. Sağlık Bakanlığı salı günü ülkede 218.724 yeni vaka bildirdi. Que ne pas être İngiltere Başbakanı Boris Johnson vaka sayısındaki artışa karşın ülkenin kapanmaya gitmeden omikrondan kurtulma şansı olduğunu söyledi. Ülkede bugün okullar açılırken bütün öğrencilere test yapılması ve sınıflarda maske takılması kararı alındı. To ride out this ABD'nin Chicago kentinde ise omikron varyantıyla hızla artan vakalar yüzünden devlet okullarında uzaktan eğitime geçildi. CPS CEO says he's asked the union. ABD genelinde pazartesi günü 1 milyonun üzerinde günlük vaka sayısı bildirilmişti. Öte yandan aşı karşıtı olduğunu açıklayan ünlü tenisçi Novak Djokovic'in Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda oynayabilmesi için aşı kurallarından muaf tutulması tepkilere yol açtı. Serbian doctors, but did not verify that document. Turnuva yetkilileri 26 sporcunun tıbbi muafiyet için başvurduğunu... Sadece sadece birkaçına muafiyet verildiğini söylerken Djokovic'in muafiyet gerekçesi ise bilinmiyor. Turnuvanın yapıldığı Victoria iyaleti Djokovic'in özel bir muamele görmediğini açıklarken tenisçinin hastalığı yakın bir dönemde geçirip aşı yaptırmamış olmasının bir olasılık olduğu belirtiliyor.